Merhaba sevgili Webtekno takipçileri. Bu videomuzda sizlerle birlikte 200 TL'nin detaylarına iniyoruz. Şimdi arkadaşlar bize çok fazla mail atıyorsunuz. Öncelikle çok teşekkür ederiz. Mailde yazıyordu ki, abi bir 200 TL inceler misiniz? Biz doğru düzgün görmedik, bir detaylarını görmek istiyoruz. Dedik ki neden yapmayalım? Bir 200 TL'yi inceleyelim. Neymiş, ne değilmiş, neyine dikkat ediliyormuş sizlerle bir paylaşalım. Ama öncesinde arkadaşlar şunu merak ediyorum. Acaba ofisimizde çalışan kaç arkadaşımız 200 TL'nin rengini, önünde arkasında neler yazdığını bilecek? Önce bir gelin ofis turuna çıkalım bakalım. Ne renk abi 200 TL? Pembemsi bir rengi var. Nar çiçeği. Magenta abi. Ne renkti ya? Mor galiba. Lila mor arası bir renkti sanki. Pembe miydi? Mavi. Eminsin değil mi? Nadir gördüğümüz için o kalmış aklımda. 200 TL'nin ön yüzünde kim var? Mustafa Kemal Atatürk. Atatürk var. Atatürk var. Atatürk var. Arkada? Yüzlüğü da ıtırı var. Matematikçi mi vardı? Boğaziçi Köprüsü olabilir. Öyle Boğaziçi. Bir şey var. Bir insan yok yani. Yok diye tahmin ediyorum. Mimar Sinan falan olabilir. Yunus Emre falan olabilir. En son ne zaman gördün abi 200 TL'yi? Çok oldu, emekliyim çünkü ben. Abi hatırlamıyorum. Çok uzun süre oldu ya. Abi bir ara ben kredi çekmiştim. O ara gördüm. Gördüm ama uzun süredir 200 lira elime gelmedi. Canlı olarak çok hatırlamıyorum ya. Teşekkürler. Güvenlik önlemlerinde hepimizin bildiği birinci madde şu yan tarafta bulunan holografik şekiller. Şurada görmüş olduğunuz noktalar ışıkla birlikte renk değiştirmeli. Bir tane dikdörtgenin içerisinde 200 yazıyor. Buna da böyle sağdan soldan baktığınızda TL çıkıyor. Mesela şu an TL. Parayı tuttuğumuzda ön ve arka yüzeyden gayet net görebileceğiniz bir şerit. Üzerinde de 200 TL yazıyor arkadaşlar. Bakın hem burada görünüyor hem de burada görünüyor. Bu şeridin üzerinde de 200 TL yazması gerekiyor. Kamera alamıyor şu an, bayağı mikro seviyede. Onu kendi 200 TL'lerinizden bakabilirsiniz. Hazır şeritten devam ediyorken şurada gördüğünüz yedigenin içerisinde de bir gizli görüntü var. Bu yedigenin içindeki 200'ü ben şu an çok net görüyorum ama kamera algıladım bilmiyorum. Ona bakacağız sonra. Hemen parayı şöyle yukarı doğru tuttuğunuz zaman paranın sol tarafında 200'ün üstüne buradaki Atatürk portresinin aynısı ve arkasına 200 rakamı gelir. Şurada bütünleşik görüntü denilen bir muhabbet var. 200 yazısının bir parçası eksik mesela. Arka yüzünde eksik parçaları var. Bunu böyle aşağı tuttuğunuz zaman buradaki 200 TL'nin aynen böyle tamamlanması gerekiyor arkadaşlar. Yine çok sık gördüğümüz bir diğer yöntem de arkadaşlar paranın üstünü böyle okşamaktır. Okşadığınız zaman ortasında ve üst yüzeyindeki kabartmaları fark edebilirsiniz. Bu da 200 TL'nizin orijinal olup olmadığını gösteren en kolay ve en önemli değerlerden bir tanesi. Bakın şurada kocaman bir şerit görüyorsunuz. 200 TL yazıyor. Sarı renkli bir şerit. Bunu da böyle oynattığınız zaman renk değiştirmesi gerekiyor. 3 tane nokta ise arkadaşlar görme engelli dostlarımızın paranın sahte olup olmadığını anlayabileceği bir bölümdür. Şu gördüğünüz yıldız var ya, bu yıldızın işte 200 TL yazıyor burada, minik minik, onları göremiyoruz. Büyüteç gibi bir şeyle bakmamız lazım. Bir de arkadaşlar hepinizin bildiği ultraviyole yöntemi var. O zaten en garantisi. Parayı sokuyorsun, rengine bakıyorsun, geçiyorsa geçiyor. Şimdi gelin biraz ben size 200 TL'nin özelliklerinden bahsedeyim. Öncelikle bu 200 TL E9 emisyon grubunda bulunuyor. Bu emisyon grubu ne demek biliyor musunuz? Bu paranın üstündeki grafiklerin güvenlik önlemlerinin tamamı. Önünde Atatürk olsun, arkasında Yunus Emre olsun, şurada şerit olsun vesaire vesaire. Bir de bu para birimlerinin tertipleri var. Bizim paramız E9 emisyon grubunda ikinci tertip. Taşıdığı imzalar da arkadaşlar Doçent Doktor Erdem Başçı ve Doçent Doktor Mehmet Yürükoğlu'nun imzaları. Bir tanesi başkan, diğeri de başkan yardımcısı. Yunus Emre'nin bulunduğu bölümün hemen şu alt kısmında sevelim, sevilelim yazıyor. Paramızın ön ve arka yüzünün rengi mor arkadaşlar. Türkiye'de yaşayan insanlar olarak bu parayı ilk 2013 yılında gördük. En heybetli para birimimiz olan 200 TL'nin ölçüleri 72x160 arkadaşlar. Artık bu içeriğimizin de sonuna gelmiş olduk. Ben bize bu maili atan arkadaşımıza çok teşekkür ediyorum. İlginç bir konu ve hakikaten merak ettiğim bir meseleydi. Yani maili okuduktan sonra harbiden ya dedim, ne var bu 200 TL'nin üstünde? O yüzden kendisine tekrar çok teşekkür ediyorum. Sizler de arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz hemen aşağıda bulunan beğen butonuna basmayı unutmayın. Diyelim ki siz bunun 500 TL'liğini basacaksınız, ne renk yapardınız? Renkleri de anketimizden seçebilirsiniz. Egari artık başka bir Webtekno videosunda görüşmek üzere. İnşallah hepinizin bol bol 200 TL'si olur. Hoşçakalın arkadaşlar. Her iki yanında durmakta olan bağlantılara tıklayarak bambaşka Webtekno videolarına ulaşabilirsiniz. Ayrıca hemen parayı yerlediğim yerdeki yerden de kanalımıza abone olabilirsiniz.